Sayın seyirciler, günün konuğu bugün Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre. Sayın Töre hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz öncelikle. Sağ olun, ben de davetinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Töre, mecliste yine önemli konulara değindiniz. Yine kendi gündemini yarattı Meclis Genel Kurulu diyelim. Bugün bazı gazetelere de yansıdı. İstiklal Marşı bizim değildir dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Arif Albayrak. Siz de ona karşı çıktınız. Dilerseniz bugün bazı gazetelere de yansıyan bu diyalogla ilgili sizin yorumunuzu alalım bir tekrar. İstiklal Marşı Kıbrıs Türkü'nün değil mi? Ya İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmazdan önce de Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilen ve okunan ve bayrağı taşınan, bayrağı asılan, Türk bayrağı asılıyordu evlerimize, okullarımıza Türk bayrağı asılırdı, camilerimize Türk bayrağı asılırdı. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda da İstiklal Marşı Kıbrıs Türk halkının milli marşıydı. Rumların da Yunan marşıydı. Yani Rumlar Yunan marşını, biz de İstiklal Marşı'nı okuyorduk. Rumlar Yunan bayrağını çekiyorlardı. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. Biz de Türk bayrağını ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını kullanırdık. Kıbrıs Türk tarafı olarak da. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti biliyorsunuz iki ayaklıydı, iki ortaklıktı. Bu şekilde 1974 Mutlu Barış Harekatı'na da gelindi. Hatta Türk Mukavemet Teşkilatı ve mücahitlerimiz Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediyorlardı malumunuz. Hala daha Türk bayrakları konarak mücahitler yemin ediyor Kur'an-ı Kerim konarak. Ama Türk Mukavemet Teşkilatı gizli bir teşkilat olarak kurulduğunda Türk bayrağı üzerine ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediyorlardı. Ve kendilerini Türk milletine adadıklarını ifade ediyorlardı o yeminin içerisinde. Şimdi ne oldu, ne değişti? Hiçbir şey değişmedi esasında. Yani biz yine Türk milletinin bir parçasıyız. Yine Türk milletinin, Türkiye'nin ulusal günleri bizim de ulusal günlerimizdir. Türkiye'de ulusal yas ilan edilen günler yine bizim ulusal yas günlerimizdir. Yani 10 Kasım'ı biz de Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde burada yas olarak anıyoruz. Yine 29 Ekim'i, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi günleri burada milli bayramlar olarak burada biz de kutluyoruz ve Türk bayrağını göndere çekiyoruz. Tabii Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildiğinde de Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne bir bayrak yapıldı. O bayrağı da Kıbrıs Türklerinin bayrağı olarak da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak da onu da biz göndere birlikte çekiyoruz. Türk bayrağıyla birlikte ve İstiklal Marşı okuyoruz. Bu bütün okullarda da böyledir, bütün anma törenlerinde de böyledir, bütün törenlerde de böyledir. İstiklal Marşı okunur, işte şehitleri anma gününde bile işte İstiklal Marşı, şehitlere dua okunur, bazen dua okunmuyor ama İstiklal Marşı mutlaka okunuyor, göndere mutlaka Türk bayrağı çekiliyor. Türk bayrağının yanında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekiliyor. Tabii ben daha önce Cumhuriyet Meclisi'nde 26 Şubat'ta Sayın Ferdi Sabit Soyer'in bir konuşması olmuştu ve ben ona cevap vermek istedim. Yani Kıbrıs Türk halkı milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu günlere geldi. Bu milli ve manevi değerlerdir. Vatandır, dindir, millettir, bayraktır, devlettir, istiklaldir. Bu değerlere sahip çıkarak biz bu günlere geldik. Türkiye'yi ana vatan olarak bilerek biz bu günlere geldik ve büyük bir ulusal mücadele verdik. Büyük kayıplarımız oldu. Şehitlerimizi bayraklara, Türk bayrağına sararak defnettik. Şehitlerimizin başucuna Türk bayrağı diktik. İşte birçok kabirde Türk bayrağı vardır. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağından önce Türk bayrağı vardı ve birçok şeyde de kabirde de Türk bayrağının ay yıldızı alınarak ay yıldız yapılıyor. Hatta birçok eski evlerin giriş yerlerinde de ay yıldız vardır. Yani Türk bayrağının ay yıldızı alınarak yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının üzerinde de zaten ay yıldız vardır. Dolayısıyla Türk bayrağı bizim bayrağımızdır, milli bayrağımızdır. İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır ve biz bunu söyleyerek büyüdük. Bugünlere geldik. İstiklal Marşı'nda zaten büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardır. Devletlerin kendi marşları da olabilir ama İstiklal Marşı Türk milletine mal olmuş, milli bir marştır.
Ama maalesef bunu içimizde kabul etmeyenler vardır. Ben işte mecliste dün konuşurken eskiden her eve Türk bayrağı asılırdı. Şimdi Türk bayrağı asılmıyor bazı evlere demişti Sayın Ferdi Sabit Soyer ve suçlu olarak da işte bayrakçılar, ulusalcılar sanki biz sebep olduk gibi bir yaklaşım sergiledi konuşmasında ve çok aşağılayıcı, itici, küçük düşürücü bir konuşma biçimiydi. Ben de gelen hafta dedim buna cevap vereceğim. Dün de kürsüye çıktım ve dedim ki ey Ankara ne paranı ne memurumu ne askerini istemiyoruz diyenler kimlerdir? Bunlar zaten biliniyor. Bazı öğretmenler sendikaları, bazı sivil toplum örgütleri, bazı sivil siyasi partiler bunları çok söylüyorlar. İşte Türk ordusu geldi burayı işgal etti. Çok söyleyenler vardır. Bu bayağı söyleyenler vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu diye kuruluşu kendi ayağımıza kurşun sıkmadır diyenler vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda sabaha kadar ağladım, üzüntümden ağladım diyenler vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Mesarya Cumhuriyeti diyenler vardır. Türkiye ana vatan değildir diyenler vardır. Ayşe tatilini bitir, evine dön diyenler vardır. Demek ki Kıbrıs Türk halkını ulusal değerlerden, milli davadan, milli değerlerden, manevi değerlerden soğutmak isteyenler bunlardır. Biz değiliz. Ama ulusal düşünen, ulusalcı olan insanların da hataları, yanlışları elbette ulusal değerlerin yıpranmasında elbette rol oynuyor. Ama biz maddi hata başkadır, manevi hata başkadır. Biz maddi hata olabilir ama manevi olarak Türk bayrağı ve İstiklal Marşı, vatan, devlet, millet, bayrak, istiklal, ezan sesi bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Ve ben dedim ki Ulusal Birlik Partisi kurultaylarında İstiklal Marşı'nı söylüyor. Şehitlerine saygı duruşunda bulunuyor. Atatürk için saygı duruşunda bulunuyor. Doktor Küçük için, Denktaş Bey için saygı duruşunda bulunuyor. Ondan sonra kurultay başlıyor. Halbuki bir parti vardır ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni kastettim. O partinin kurultaylarında veya toplantılarında İstiklal Marşı söylenmiyor, Türk bayrağı asılmıyor, Çavbella Marşı okunuyor. Çavbella Marşı çalınıyor ve sadece parti bayrakları oluyor o kurultayda. Ben bunu söyler söylemez Sayın Arif Albayrak, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Gazi Mavusa milletvekili, İstiklal Marşı bizim marşımız değildir dedi. Sonra bana döndü, soru sordu. İstiklal Marşı bizim marşımızdır, bu nerede yazıyor diye ifade etti. Yani anayasada var mı, yasalarımızda var mı? Ben de dedim ki, yani anayasamızda yasayla belirlenir. Benim bildiğim kadarıyla yasamızda da İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hem de Türk bayrağı bizim milli bayraklarımızdır. Ve bunu 1960'tan beri biz İstiklal Marşı'nı resmi olarak kullanıyoruz. Rumlar da Yunan Marşı'nı kullanıyor. Rumlar da Yunan bayrağını kullanıyor. Biz de Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı Kıbrıs Türk halkı olarak bunu şimdi koruyoruz. Güney Kıbrıs'a bakıldığında Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağından çok daha fazla Yunan bayrağını görüyoruz. Yani ben öyle hatırlıyorum. Bu söylenir de daha çok. Tabii yani Yunanistan bayrağı Güney Kıbrıs'ta çok. Ama maalesef bizim içimizde bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum örgütleri Yunan tarafındaki bu Yunan milliyetçiliğini, Rum-Yunan milliyetçiliğini, Rum-Yunan megalo iddiasını görmüyorlar. Ama bizi kendi milli değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ben dedim ki madem ki öyledir, İstiklal Marşı bizim değildir diyorsun. O zaman Mücahitler Marşı'nı koyalım, onu besteleyelim. Bunda aman aman o hiç olmaz dedi. O dedi asker kökenlidir dedi. Askerliği andırır, çağrıştırır. O hiç kabul edilemez şeklinde tepki koydu. Ama halkımız öyle düşünmüyor. Yani İstiklal Marşı şu an resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi İstiklal Marşı değil mi demek istiyor Arif Albayrak? Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz telefonla ama ulaşamadık. Ve İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır. Ta bunu 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu günden beri İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır, resmi marşımızdır. Türk bayrağı da bizim resmi olarak devlet dairelerimize ta 1960 yılından beri Türk Cemaat Meclisi'ne ve Kıbrıs Türk kurumlarına çekiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türkiye'nin bayrağı zaten birlikte kullanılmak zorunda diye biliyorum. Yani ikisi ayrı ayrı tek tek bir yerde bulunmuyor. Tabii bugüne kadar Kuzey Kıbrıs beraber. Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türk bayrağı birlikte göndere çekiliyor.
bir tanesini çekildiği zaman bir eksiklik hissediyoruz. Benim mesela yakama sadece bazen Türk bayrağı Türkiye'ye gittiğimde takıyor arkadaşlar. Ben hemen bakıyorum ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı burada yok. Sanki bir eksiklik gibi geliyor bana. Ve hemen hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hem de Türk bayrağını birlikte yan yana olan rozetimi tekrar takıyorum. Ama böyle zamanlar bile karşılaşıyorum ve benim gibi birçok insan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve Türk bayrağını birlikte takıyor. Benim şu andaki yakamdaki rozet de hem Türk bayrağı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte taktığım bir rozettir. Ama bunu ayrı ayrı takanlar da vardır. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını takanlar da vardır. Sadece Türk bayrağını takanlar da vardır. Takabilir, yani herkese saygı duyarım. Ama İstiklal Marşı bizim değildir ifadesi tamamen bir Türkiye karşıtlığıdır. Türk milletine karşıt bir duruş şeklidir. Çünkü biz 1960 yılından beri İstiklal Marşı'nı ve Türk bayrağını göndere çekiyoruz ve okuyoruz. Bu gayet açık ve net bir şekildedir. Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve orada bazen de Türk bayrağı olur, o ışıklı bayrak. Onu da benimsemeyenler vardır ve Beşparmak Dağları'ndaki bayrak şövenizmi çağrıştırırmış, Rumları tahrik ediyormuş, barışa hizmet etmezmiş diye söyleyenler de vardır. Bu da doğru bir yaklaşım değildir diye ifade ediyorum. Yani siz de az önce ifade ettiniz. Rum tarafında her tarafta Yunan bayrakları var. Bizim Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldızlı bayrağımızı maalesef kabul etmiyor bazı arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni niye kurduk diye karşı çıkarlar. Beşparmak Dağları'ndaki bayrağa karşı çıkıyorlar. İstiklal Marşı okunmasına karşı çıkıyorlar. Bizim değildir diyorlar. Peki Mücahitler Marşı'nı okuyalım diyoruz. Mücahitler Marşı'na dönüp karşı çıkıyorlar. Sayın Töre, Türk ordusunun buradaki varlığına karşı çıkıyorlar. Bu olmaz. Şimdi İstiklal Marşı ile ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sayın Arif Albayrak telefon attığımızda onun da bir görüşünü alalım. Ne demek istedi? Onun da bir cevap hakkı var çünkü. Tabii Sayın ki. Albayrak, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Sayın Zorlu Töre ile mecliste yaşadığınız bir diyalog olmuştu. Bunun üzerine Sayın Töre bugün konuğumuz oldu. Sizin de görüşünüzü almak istedik. Bir cevap hakkınız olduğunu düşünüyoruz. Evet, İstiklal Marşı ile ilgili bir diyalogunuz var. Şimdi fikrimin alınıp da sonra yargı yapılması noktasındaki bu hassas düşüncenizden ötürü kutlarım evvela. Çünkü bir kısım insan seçimler yaklaştığı için yine malzemeler bulmaya çalışıyor. Hassas, bu toplumun hassas bildiği şeyler, yani din, bayrak, efendime söyleyeyim, işte ülkenin istiklal marşı, şu bu gibi hassas olan konuları karıştırmaya çalışıyor açıkçası. Şunu belirtmekte yarar var. Yani biz Kıbrıslı bir Türk olarak doğduk ve sapla samanın karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyorum bir kez daha. Hiç kimse böyle Türkiye'nin tüccarlığına soyunmasın. Biz Türkiye ve Kıbrıs'ın işte yüzyıllar evvelki ilişkisini de çok iyi biliyoruz. Kıbrıslı Türklerin hangi orijin kaynaklı olduğunu, hangi bölgelerde hangi Türklerin oturduğunu ve Kıbrıs'ta bir avuç insanın yaşam mücadelesi verirken ortaya koyduğu kavgayı da çok iyi biliyoruz. Yani hiç kimsenin tek elinde değildir bu bahsedilen hassas konular ve ulvi konular. Yani kimsenin de hakkı yoktur böyle bazı şeyleri çarpıtarak seçim üstünde özellikle rant elde etmeye yönelik demagojik yaklaşımlar yapmaya ve yargısız infazlara. Bugün gazetenin birisinde bir manşet gördüm. Yani meclis tutanaklarını alın, okuyun. Tamamıyla çarptırma var burada, saptırma vardır. Yazıktır bu topluma. Yani siz şeydeki, öyle bir şey söylemediğinizi mi? Şimdi anlatacağım. Biraz anlatacağım. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Sesi açabilirler mi? İçerideki sesi duyamıyoruz. Buyurun Sayın Albayrak. Şimdi bu ülkede bayrakla ilgili bir yasa var, biliyorsunuz. Yani bayrak hangi durumlarda, hangi mekanlara asılır? Resmi olarak nasıl kullanılması gerekir vesaire. Bu tartışma işte Sayın Eroğlu'nun gittiği bir köy ziyaretinde bayrağın
üzerine işte muhtelif yiyecek maddelerinin konması ile ortaya çıkan bir argüman oldu ve tartışma da neden oldu. Bayrağı istismar ederek en kutsal şey olarak olması gerekirken, bakınız altını çiziyorum, kutsal değerlerin başında gelmesi gerekirken, kendi rantı için ön plana çıkararak siyaset yapan insanlar günün sonunda bayrağın üzerinde börek çörek yenmesine izin verdikleri için bir kısım insan tarafından eleştirildiler. Burada doğru cevap neydi? Evet, hata yaptık. Yani bayrak kutsaldır, üzerinde böyle şeylerin olmaması gerekir noktasıdır. Ha bunu kim yaparsa yapsın aslında böyledir. Ama öyle bir gelenek yaşatıldı ki bu memlekette yetiştirdiğiniz her yere, özellikle bazı kirli ilişkilerin de olduğu noktalarda bayrağın kutsallığını ve ellenmeyeceğini bilerek bazı atıflar bulunuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz onu oraya. Günün sonunda ne oluyor? Yasayla çelişen durumlar oluyor. Burada bayrakla ilgili yapılması gereken tek şey, bu toplum bilecek ki marşı da, bayrağı da, özel değerleri de gerçekten kutsaldır ve yasayla belirtildiği şekilde kutlanmalıdır. Şimdi arkadaşım bir kısmını söyledim dinlediklerinin, dinledim söylediklerinin. Bakıyorum öyle bir tablo çiziyor ki sanki ben söyledim de dağlardaki bayrağı da atıfta bulunan benim noktasında getiriyor. Bu şekildeki bir topluca anlatım modeli son derece doğru değildir. Ben onun işte Orta Asya'dan gelen ve bugünlere kadar gelen düşüncelerin hepsini biliyorum ve kendi çizgisinde ödün vermeden giden ama yanlış bir politika izleyen birisi olarak biliyorum, saygı duyuyorum. Ama günün sonunda mecliste olan olayda iki cümleyle ifade edeyim size ve kimse de bu noktada demagoji yapmaya kalkmasın. Türkiye düşmanlığıdır, Türk bayrağı düşmanlığıdır, Türk milli marşı düşmanlığıdır değildir. Biz gençliğimizde kürsülere çıktık, bu milli marşla çıktık ve birincilikler aldık, dereceler aldık. Türkiye'deki kültürü de bir kısım insanın sandığından çok daha iyi biliyoruz. Türk müziği nedir? Münir Nurettin Selçuk kimdir? Türkiye'deki ilerici hareket nasıldır? Türkiye elbette ki bizim için bir kısım insanın sömürürcesine sarıldığı bir ana vatan söyleminin de ötesinde Kıbrıslı Türkler için ehemmiyet taşımaktadır. Lütfen bu söylediğim cümleyi iyi dinleyin. Sayın Albayrak. Kimsenin pek elinde değildir. Ya kimse de bize Türklük tepsi falan vermeye kalkmaz. Sayın Tören'in size sormak istediği, söylemek istediği bir şey var. Dilerseniz bir söz hakkı verelim kendisine. Benim ona mecliste sorduğum soruları cevaplasın. Ve ben Volkan'da yazdığı gibi öyle şeyler söyledim mi? Efendime söyleyeyim, Mücahitler Marşı, asker kokar, bilmem ne kokar. Ne demek, ne münasebet ya? Bir gazete böyle yalan şeyler yazar mı? Gündemi böyle seçim üstü bulandırır mı kafaları? Ben söyleyeyim önce. İki soru sordum konuşmasının ardından. Dedim ki birincisi, bir milletvekili olarak yasa yapılan bir yerde konuşuyorsunuz. Bayrakla ilgili yasayı biliyor musunuz? Böyle olması gerekiyor mu? Soru bu. Bilenler, Facebook'larda yazı yazanlar da buna dikkat etsin. İkincisi de, bir ayrı devletsek biz, egemen olduğumuzu iddia ediyorsak, bayrağımızın olduğu gibi neden bir milli marşımızın da ayrı bize özgü olmasın noktasını getiriyoruz? Yoksa bugüne kadar elbette biz İstiklal Marşı'nı kullandık ve hala daha bunu kullanıyoruz. Kıbrıslı Türklerin kendinin yarattığı bir marş mıdır yani İstiklal Marşı? Evet. Bunu kullandık. Bunu niye yapmayalım biz? Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti marşı olur. Birleşik Kıbrıs'ta, Federal Birleşik Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk Devleti'nin marşı olur. Bunu konuştuk. Ve kendi de takdir ettiği için kendi kafasına göre kendine uygun bir marş olmasını önerdi. Bunda ne var ki? Evet, buyursun şimdi. Tabii ki bak, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda iki ayrı halk tarafından kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti ve iki ayrı halkın ayrı milli bayrağı vardı. Rumların Yunan bayrağı ve Rumların Yunan marşı.
Kıbrıs Türk halkının da Türk bayrağı ve İstiklal Marşı vardı. Ve o gündür bugündür bu devam ediyor. Biz Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurduğumuzda da devletimize bir bayrak çizdik ve onu kabul ettik. Meclis tarafından kabul ettik. Ama bunun yanında Türk bayrağını da göndere çekiyoruz. Ve İstiklal Marşı'nı da okumaya devam ediyoruz. 1960 yılından beri devam ediyoruz. Biz de İstiklal Marşı da Türk milletinin milli bir marşıdır. Ve Kıbrıs Türk'ünün de bir marşıdır. Dolayısıyla yani hayır biz İstiklal Marşı bizim marşımızdır değildir şeklindeki ifadeye yaklaşım tarzı doğru değildir. Çünkü biz şu anda İstiklal Marşı'nı kendi milli marşımız olarak kabul ediyoruz. Okullarda da yapıyoruz, milli törenlerde de yapıyoruz, şehitleri anma töreninde de yapıyoruz. Evet bu marş öyledir ama tartıştığımız bu değil. Saygı duyduk gözümüzden yaş aktı sırasında ama sen niye önerdin o zaman Mücahitler Marşı'nı? Ya Türkiye'ye karşı mısın sen? Ben bunu mu söyleyeyim? Hayır, ben sana orada şunu söyledim. İstiklal Marşı yanında Mücahitler Marşı'nı da yapalım dedim. Milli Marş madem ki öyledir dedim. Hayır, siz Mücahitler Marşı da asla olmaz, kata olmaz. Askerlik vurur o dedi. Ben sana onu sadece ya. Orada sordum yani. O mu olsun yani dedim. Hayır sen ya, dedin. Ya. İstiklal Marşı bizim değildir dedin. İstiklal Marşı. Böyle bir şeye halk karar verir. Yarışma yapılır. KKTC bayrağını kim çizdiyse birileri de çıkar yarışma yapar. KKTC'ye ait ya da Kıbrıs Türk Devleti'ne ait ne olur? Bir marş olur. Bu sen Türkiye'yi de... Olabilir ama bakın Türk bayrağının yanında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını birlikte çekiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne de bir marş koyarsak koyabiliriz ama İstiklal Marşı bizim değildir. Biz bunu... reddediyoruz şeklindeki hayır, yaklaşım doğru değil. Nasıl Türk bayrağını Kıbrıs Türk halkı reddetmiyor, İstiklal soruyorum. Marşı'nı da Kıbrıs Türk halkı reddedemez. Soruyorum sana. İstersen İngilizce sorayım. Neyse. Biz İstiklal Marşı'nı reddettik. Okunduğu yerde kaçıp ayrıldık mı yani? Hayır, bizim değildir. Bunlar. İstiklal Marşı bizim değildir dedi. Hayır, Kıbrıslı Türklerin neden ayrı bir marşı olmasın tartışmasından çıktı bu. Şu anda bizim milli marşımız olmadığı için İstiklal Marşı'nı Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı yıllardan beri kullanıyoruz. Yenisi de yapılmadığı sürece bu kullanılacaktır. Ama Sayın Albayrak, İstiklal siz, Marşı çok güzel bir marştır ve bunu okuduk sonra insanın ruhu da kabarır, inançları da düzgün yolda gider. Hatta senden daha fazlasını biliyorum. Kimin yaptığını biliyorum, sözlerinin kime ait olduğunu biliyorum. Müzikal olarak yapılırken de prozodik hatalar içerdiğini de biliyorum. Bunlar ayrı şeyler. Anlatabildim mi? Romantik bir anlatıma gerek yoktur. Neticede romantik İstiklal Marşı Kıbrıs Türk halkının milli bir marşıdır. Türk bayrağı da bizim bayrağımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de devletinin de bayrağı bizim bayrağımızdır. Zaten senin başka argümanın yok kardeşim. Yani atın üstüne biniyorsun. Bir elinde bayrak, bir elinde milli marş. Bunlara biz de saygı duyuyoruz. Ama sen yani bu Cumhurbaşkanlığı yarışı başladığı dönemde toplumu böyle yanıltmaya hakkın yoktur. Manipülatif bazı haberlerle de ya hiçbir ben mi yapıyorum? Bir, yoktur. Sayın Arif Albayrak. Gülüm çıktım televizyona hala da aynı şeyi söylüyorsun. Sayın Arif Albayrak bak bu partinizin yayın organıdır. Bayrak siyaseti. Bu bir hafta önce yayınlandı ve Sayın Doktor Dervişeroğlu ve biz de yanında oturuyoruz. Bir köye gittik. Konuşmanızın başında da söylediniz. Bayrak yasasına aykırıdır bu şekilde bir izaz ikram yapıldı. Ve oradaki köylü vatandaş getirip orada meyve suyu koydu, börek koydu. Peki yani, tamam bu doğru değildir ve ben meclis kürsüsünde ne dedim? Çıktım dedim ki bu doğru değildir. Bu şekilde bayrak masanın üzerine serilmesi hakikaten bayrak yasasına uygun değildir. Tamam, bravo, ama bu izaz ikram orada yapıldığında biz orada bir maddi hata olmuştur ve hemen çekilmiştir. Ondan sonra kaldırıldı. Kaldırıldı neticede ama biz 3 gün bir televizyonun kanalında sürekli olarak sanki bayrağı sevme, bayrağı ne yaptık, bayrağı lahmacun bayrağı yaptık diye bir suçlama vardır. Bu doğru değil. Köşe yazarları hepsi suçlama yaptı. Sayın Ferdi Sabit Soyer meclis kürsüne çıktı bir hafta önce bizi suçlama yaptı. Çok çok ciddi suçlamalar yaptı. Bir hafta sonra da ben dedim ki bu olaya cevap vereceğim dedim. Siz neden kendi partinizin kurultayında Çağbella Marşı çalarsınız da İstiklal Marşı
okumuyorsunuz dedim. Siz de oradan atıldınız, dediniz ki İstiklal Marşı bizim değildir deyip cevap verdiniz. Hayır. Bakın dostum, aynı şekilde hayır, Sibel Hanım da... Bak böyle değil. Bak, bakın, lütfen beni dinle dostum. Bir saniye bunu hayır, anlatayım tamamlansın. Biliyorum. Hayır biliyorum. Sibel Hanım da büyük konuktaydı. Yanında Sayın Kutlay Er, büyük konuk belediye başkanı ve yeni iskelenin Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçe başkanı. Onların masasına da izazak ikram yapılmış. Bayraklar aynı şekilde konmuş. Doğru. Onlara herhangi bir tenkit yapılmıyor. Herhangi bir söz söylenmiyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu yanlıştır. Bunu düzeltelim. Benim payıma düşen ne kadarı tamam. varsa bravo. Ben halkımdan özür dilerim dedim. Yani bu bayrak tamam. yasasına da uygun değildi. Peki Sayın Töre, Sayın Albayrak. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Bu uzun bir tartışma. Çok teşekkür ama ediyoruz. Ama orada mecliste ne konuşulduysa burada bu CD'nin içerisinde vardır. Ne Arif Albayrak inkar edebilir, ne ben inkar edebilirim, ne başka hayır, biri inkar edebilir. Şunu bakın, sizin konuştuklarınız da bu CD'nin içerisinde vardır. Ben CD'nin içerisinde vardır. Olarak, peki. Son olarak söylüyorum. Bu bahsettiğim şeyler son derece değerlidir. Son derece hassas konulardır. Seçim üstünde de böyle argümanlara gerek yoktur. Biri yanlış anladıysa senin gibi ben de özür dilerim ama fikrim şudur. Bayrak, bayrak yasasına göre kullanılır. Böyle yerlerde sürünmez. Lağım sularının, bilmem çayların döküldüğü bir yerde sürünerek gitmez. Bunu artık değiştirmemiz lazım. Türk bayrağına da, KKTC bayrağına da saygılıyız. Çünkü biri bizim bayrağımızdır, biri bize çok yakın, sizin ana vatan söyleminizin de ötesinde yakın. Bir ülkenin bayrağıdır. Yıllarca bunu kullandık. Kavgayı bununla verdik. Ve biz Türk bayrağını göndere çekiyoruz. Sonsuza dek de çekeceğiz bu topraklarda. Bir müddet kullandık diyorsunuz. Yani bu söyleminizde bile Türk bayrağının kullanılmışına göndere çekilmesine karşı bir tavır içerisinde olduğumuz ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yoktur lütfen. Ha, onun haricinde İstiklal Marşı da bizim şu anda ayrı bir milli marşımız olmadığı için bizim marşımızdır. Buna biz sahip çıkıyoruz ama ayrı bir devlet çekken diyorum ki ayrı bir bayrak yapıldığı gibi ayrı bir marşın da yapılması peki. Neden düşünülmesin? Sayın Albayrak. Saygılar sunarım. Kimse de demagoji yapmasın lütfen. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Süremizin teşekkür sonuna ederim. Geldik. Sağ olun. Bağlandığınız çok için olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sayın Töre, Sayın Albayrak görüşlerini açıkladı. Yeni bir İstiklal Marşı neden olmasın dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet marşı olabilir ama İstiklal Marşı bir tanedir. Türk milletinin İstiklal Marşı'nın üzerine başka bir İstiklal Marşı yoktur. Türk Kıbrıslı Türk halkı da Türk milletinin bir parçasıdır. Ve biz İstiklal Marşı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Türk Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmadan önce de kabul eden ve bunları söyleyen ve Türk bayrağını göndere çekilen bir halkız. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının ayrı bir İstiklal Marşı'na gereği yoktur. İstiklal peki. Marşı hepimizi temsil ediyor. Peki. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın söylenmesine karşı çıkmak, Çavbella'yı övmek, Çavbella kendilerinin marşı mı? Peki, yeni bir cevap hakkı okuyorlar. Doğuracak bir şey söylemeden programımızı bitirelim. Evet. Siz de görüşlerinizi paylaştınız. Sayın Albayrak da görüşlerini ifade ettiler. Sağ olun. Yorum izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza davet katıldığınız ettiğiniz için. İçin çok teşekkür ederim. Çok da iyi oldu. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.